Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda şort büstiyer bir takım yapmak istedim. Geçen gün Kürkçühan'da gezerken bu iplere rastladım bir dükkanda. Şöyle göstereyim bilgilerini. 100 gram. Bayağı güzel ipler, çok hoşuma gitti. Kıyafet, büstiyer, etek, şort gayet güzel olabilecek ip. Bunu denemek istedim. Yani bir kıyafette ipi denemek istedim. Videosunu da çekmek istedim. Oldu oldu, olmadı. Aynı şekilde size zaten söylerim. Kıyafette çok güzel oldu, şu tığla çok güzel oldu ya da hiç olmadı diye bilgilerini veririm. Rastlarsanız bu takım güzel olursa, ki zaten birebir beraber burada göreceğiz olup olmadığını, tavsiye ederim bu ipleri. Yalnız ben beğenerek aldım. Ve 3 numara tığ kullandım. Eliniz sıkıysa 3,5 kullanın. Çünkü bir hayli ele gelen sertçe bir ip, koton olduğu için biraz yumuşak örmek gerekiyor. Çok sıkı 2,5 tığları sakın kullanmayın. Çok sert olur. Ben 3 numara benim elime ideal oldu. Belki size 3,5 olur. Bunu örüp bakabilirsiniz zaten, anlarsınız. Sert olmasın yeterli. Şimdi ben bunu akşam çalıştım. 92 santim basen gelişi. Yarısı işte 46 santim. Bunun üzerinden çalışacağız. Şuradaki bel, tabii ki bele bu şu kısım biraz fazla gelecek. Onu da şu arada yaptığım ajörlü örgünün arasından geçireceğim kordonla beli oturtacağız. Hafif bir büzgüyle. Diğer şortlarda da olduğu gibi. Şimdi hemen örgüye başlayalım. Önce şu ölçüyü net olarak göstermek istiyorum. Şöyle sıfırdan 46 santim. Tamamı 92 santim. Böyle kilit yapıyorum önce. Şimdi örneği, yani şu başlangıcı gösterecek kadar ufak bir model çalışalım. Zinciri, başlangıç zincirine bağlıyorum sırayı. Kaydırma yöntemiyle. Pamuk ip olduğu için biraz bölünüyor. Şu şekilde bağladım. Bir zincir aynı yere batıyorum. İlk sık iğnemi yaptım. Şimdi bütün zincirlerin içerisine sık iğne örüyorum. Başlangıca kadar. Şöyle dümdüz olacak. Dikkat edin, dönük olarak birleştirmeyin beli. Sırayı şimdi ben bunu yuvarlak ördüm. Vahyu tarzı yuvarlak ördüm. O yüzden hemen ekleme yapmadan ilk trabzana sık iğneye bir sık iğne örüyorum. Şu eklemeyi, başlangıç yeri, oraya isterseniz yeni başlayanlar için, kafa karışıklığı olmaması için şuraya bir işaret takalım. Bu bizim ilk. Şu. İlk sık iğnemiz bu. Hiç ek yeri yapmadan döne döne öreceğim çünkü. İkinci sırayı örüyorum. Gene sık iğne olarak ikinci sırayı da örüyorum. Sıra sonuna geldik gene. Gene ek yeri yapmıyoruz. Yuvarlak döne döne örüyoruz. Şu işaret iğnesini çıkarıyorum. Tekrar sık iğne örüyorum. Gene işaret iğnemizi takalım. Bizim başlangıç sıramızı göstermesi açısından. Şimdi iki sıra sık iğneyi ördüm. Başlangıç yerine de bir tane ördüm. Şu aradaki kordonu geçireceğimiz delikli şu ajur örgüyü öreceğiz.
bir zincir çekiyorum, bir tane atlıyorum, diğerine batıyorum. Bir zincir, bir tane atlıyorum, diğerine. Bir zincir, diğerine. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, sıra sonundayım. İşaret iğnesine geldim. Zinciri çekiyorum. Bir tane atlayıp işaret iğnesine olduğu ilmeğe bir sık iğne örüyorum. Ajur örgü, yani delikli örgü bitti. Şimdi bir tane örmüştük başlangıca. Tekrar iki sıra sık iğne öreceğiz. Bir sık iğnenin üstüne bir şu boşluğa. Bir sık iğnenin üzerine, şurası da bizim başlangıç yerimiz. Bunu ben yeni başlayanlar için göstermek istiyorum. Sonuna kadar takayım ki. Çünkü gerçekten video altına gelen sorularda örmek isteyip de hiç bilmeyenler var. Sorulardan anlıyorum. O yüzden hani bilenler için biraz sıkıntılı, sıkıcı olabilir ama hani bir şekilde de ayrıntılı anlatmakta fayda olduğunu görüyorum. O yüzden başlayanlar, yeni başlayanlar için bir zorluk olmasın. Şu işaret iğnesi gerçekten bayağı bir yardımcı olacak. Bulundurun evinizde. Örgü örerken kullanın. Sizi kafa karışıklığından kurtarır bu çeşit aparatlar. Şimdi gene sık iğnenin üzerine batmıştık. Boşluğa. Örgünün içine. Boşluğa. Sık iğnenin üzerine. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Sık iğne ile sıra sonuna geldim. Boşluğa batıyorum. Sonra iğnenin üzerine batacağım ve ikinci sık iğneye başlıyorum. Şöyle. Bizim son sık iğnemiz. İki tane başlarken örmüştük. Araya delikli örgüyü yaptım. Sonra bir sıra sık iğne. Şimdi şurada olduğu gibi ikinci sık iğneyi sırasını örüyorum. Şimdi şurada kurduğum deseni hemen örmeye başlıyorum. Şu başlangıçtaki iki sık iğne, bir delikli örgü, iki sık iğne olayı şurasını bitirdik. Şimdi şu deseni kuruyorum. İğneyi çıkardığım ilmek bizim başlangıç ilmeğimizdi. Oraya geliyorum. Bir sık iğne örüyorum. Gerçi iğneye gerek yok ama gene de takalım. Üzerini doluyorum. Bir, iki atlıyorum. Üçüncü ilmeğe ikili trabzan. Doluyorum. Aynı yere bir tane daha. Bir, iki zincir. Doluyorum. Aynı yere iki tane trabzan daha. Aynı yere, aynı ilmeğin içerisine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Sonra bir, iki atlıyorum. Üçüncüye. Bu şekilde. Şu sırayı yapıyoruz. Doluyorum. Gene. Bir, iki atlıyorum. Üçüncüye. Aynı yere. İki zincir. Gene aynı yere. Bir, iki atlıyorum. Üçüncü sık iğnenin üzerine bir sık iğne örüyorum. Bu şekilde tamamı, sıranın tamamı bu şekilde örülüyor. Doluyorum.
Bir, iki, üçüncüye. Bir tane daha. Bir, iki zincir doluyorum. Aynı yere. Bir kere daha. Bir, iki, üçüncüye. Bütün sıranın bitene kadar bu şekilde örüyorum. Sıra tamamlanana kadar. Gene sıra sonundayım. 1, 2, 3. Yani başlangıç. Sık iğneye bir tane sık iğne ördüm. Sırayı tamamladım. Bundan sonra artık döne döne yok. Hep sıra ekleyerek öreceğiz. Diğer sıraya ekleyeceğiz. Bağlayacağız yani. Döne döne sadece sık iğne örerken yaptık. Şimdi bu ilk sırayı ördük. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip ikinci desen sırasına geçiyorum. 5 tane zinciri çekip şu 4 trabzan arasındaki 2 zincir boşluğa batıyorum. Şuradaki 1, 2, 3 tanesi trabzan. Zincirin 3 tanesi trabzan. 2 tanesi şu aralara çekeceğimiz 2 zincir. 2 zincir çektim. Doladım. Şu arada tek bir tane sık iğne örmüştük. Onların üzerine. Bir tane trabzan. Şöyle göstereyim. Yani şu zincirin 3 tanesi trabzan, 2 tanesi desene ait 2 zincir. Gene 2 zincir. Ortaya boşluğa batıyoruz. Sık iğne örüyoruz yani. Tekrar 2 zincir doluyorum. Gene aradaki sık iğneye bir trabzan. Zaten desenin tamamı bu iki sıradan oluşuyor. Bir bu sırayı örüyoruz, bir bu sırayı örüyoruz. İki zincir doluyorum. Pardon, dolamadan. Şuraya bir sık iğne boşluğa. İki zincir doluyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan. Bir daha yapayım. 2 zincir. Şuradaki boşluğa bir sık iğne. Gene 2 zincir. Şu aradaki tek sık iğnenin üzerine bir trabzan. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldim. Şu 5 zincir çektiğim yerdeyim. Şu 3 tanesi 3 zincir trabzandı. 2 tane zinciri çekiyorum. Ve üçüncüye bağlıyorum. Bir zincir çekip aynı yere sık iğne örüyorum. Aynı yere. Bu şekilde. Yani şu başlangıç zincirine bir tane sık iğne örüyorum ve şu ilk yaptığımız sırayı tekrar ediyoruz şimdi. Bir bunu örüyoruz, bir diğer sırayı. Yani örgün tamamı iki sıradan ibaret. Bir üst sıraya çıktık. Doluyorum. Şu araya battığımız sık iğnenin üzerine gene şuradaki örgüyü yapıyorum. Bir alttaki örgüyü. Bir. İki. İki zincir. Doluyorum. Aynı yere. Bir. İki. Şu aradaki trabzanın üzerine bir sık iğne bu sefer. Bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan olarak gidiyor. Doluyorum. Şu aradaki sık iğnenin üzerine trabzan. İki trabzan, iki zincir, tekrar iki trabzan.
ve şu trabzanın üzerine de bir sık iğne. Bir alttaki sıranın tekrarı. Sıra sonuna geldim. Başlangıçtaki şu bir zincir çekip aynı yere ördüğümüz sık iğnenin üzerine gene bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şu ikinci, şu desenin ikinci sırasını örüyoruz. Şey pardon, dolamadan boşluğa bir sık iğne, 2 zincir doluyorum. Şuradaki sık iğnenin üzerine bir trabzan. 2 zincir boşluğa, 2 zincir trabzan, sık iğnenin üzerine bir trabzan. 2 zincir tepe boşluğuna, 2 zincir sık iğnenin üzerine bir trabzan. Bir bu sırayı, bir şimdi yaptığımız sırayı örerek modele devam ediyorum. Şurada olduğu gibi. Şimdi buraya kadar zaten gösterdim. Bir bu sırayı, bir diğer sırayı örerek yeterli uzunluğa kadar geleceğim. Short işte ne kadar ölçeceğim, ne kadar gerekiyorsa o kadar sırayı tekrarlayacağım. Sonra bu düz örülecek zaten. Sonra A kısmına gelince tekrardan A kısmına bir zincir çekilip bu sefer paçalar örülecek. Ben şimdi bunu dümdüz örmeye devam ediyorum. Son sırasını örüyorum. 2 zincir tepe boşluğuna, 2 zincir ve sırayı bağlıyorum. Şortun tam ortasında, yani örgünün başlama ve bitiş noktasından arkaya işaret alıyoruz. Her iki tarafta da aynı mesafe bırakıyoruz. 18 santim, 16 ya da 18 santim artık bedeninize göre A kısmına zincir örüyorum. Şöyle ölçüsünü de göstereyim. Şöyle 18 santim zincir ördüm. Bu da sanırım 30 tane oldu. 30 zincir oldu. Tabii ipin kalınlığı ve tığın kalınlığıyla da alakalı. Bir de elinize göre de değişebilir. 18 santim ya da 16 santim yeterli oluyor. İşaret aldığım tam ortasına bağlıyorum. Şimdi şu zinciri gevşek çekiyoruz. Çünkü her iki paçayı örerken de aynı zincirden geçiyoruz. Burayı da aynı zincirden, burayı örerken de gene aynı zincirden devam ediyoruz. İki kere batılacağı için zincirlere bol bol çekmenizde fayda var. Yoksa şu A kısmı kasar. Güzel olmaz. Vücudu hem üstünüze iyi durmaz hem rahatsız eder. Gevşek bir zincir çekiyoruz. 18 santim kadar. Benimki 30 ilmek, 30 zincir oldu. 18 santim. Şimdi örneği tekrar devam ediyoruz kaldığımız yerden. En son araya 2 zincir çekerek ördüğümüz sıra vardı. Şimdi şu sırayı bir üzerine devam ediyorum. Düzünden örmeye dikkat edin. Şaşırıp da şu taraftan başlamayın, ters olur. Zinciri çektiğim yerden tekrardan örgüyü kurup örmeye devam ediyorum. Bu ilk başlangıç. Üzerini doluyorum. 1, 2 atlayıp 3'üncüye aynı örneği kuruyorum. Araya 2 zincir.
Bir, iki atlıyorum. Üçüncüye. Şurada yaptığımız, kurarken yaptığımız uygulamayı aynısını şu kısımda da aynısını örüyoruz. Ve her bir paçayı aynı şekilde örüyoruz. Ben biraz daha öreyim ve arada gene gösteririm yapılışını. 1, 2, 3'üncüye gene 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, 1, 2 atlayıp 3'üncüye atıyorum. Doluyorum. 1, 2, 3'üncüye. Bu şekilde geliyorum. Örerek. Devam ediyorum. Bu paçayı istediğiniz boyda, isterseniz bunu diz üstü bile yapabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta ya da çok kısa bir şort yapabilirsiniz. Yani iki sırada da bitirirsiniz. Bir sırada da bitirirsiniz. Ya da üç sıra olabilir. Yalnız iki sıra daha makul ya da üç sıra daha makul gibi geliyor. Şimdi ben bunu öreceğim, giydireceğim manken üzerinde. Hangisi güzel duruyorsa o sırada bırakacağım. Bu tabii ki sizin zevkinize kalmış paçasının uzunluğu. Dediğim gibi diz üstü, hatta diz üstünden 4 karış yukarıda mini bir şort da yapabilirsiniz. Şortun bir paçasını bitirdim. Şimdi aynı deseni diğer paçaya kuracağım. Şu bizim sonradan 18 santim ördüğümüz zincir. 30 adetti. Hemen bağlıyorum ipi. Şurada ördüğümün aynısını şortun desenini gene diğer paçaya da uyguluyorum. İpi bağladım. Şurada ördüğüm desenin takibini yapacağız. Yani nereye battıysam aynı yere batıyorum. Diğer paçayı örüyorum. 2 trabzan, 2 zincir doluyorum aynı yere. 2 trabzan ve gene aynı şuradaki sık iğnenin başlangıcına bağlıyorum. 1 2 3 4 desen çalıştım. 4 desende diğer paçaya çalışacağım ve şort tamamlanacak. Şortu tamamını ördüğümüz deseni burada yaptığımız gibi diğer paçaya da uyguluyorum. Desen de kolay. Basit bir desen istedim ki biraz da delikli olsun dedim. Hani plajda filan da giyilebilir. Bunun içine şimdi bu pembe ve beyaz bir kırçıllı bir ip. Arada kahveler var. Kahverengiler var. Çok hafif. Altına her istediğiniz açık renk pembe olur, krem olur, beyaz olur, kahve bile olur. Çok açık. Öyle bir astar da yapabilirsiniz. O zaman dışarıda da rahat rahat giyebilirsiniz. Hemen aradaki sık iğneye batıyorum. Dolduruyorum tığ. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Gene aradaki sık iğnenin başlangıcına batıyorum. Böyle çalıştık. Şimdi bu tarafa çalışıp şu paçayı örüyorum. Sonunda bir şöyle tomurcuklu bir desen koydum. Çünkü deseni şimdi şöyle bir şey oluyor. Ben bu şekilde bitirirsem böyle örgü şortlarda bittiği zaman şortun alt kısmı biraz
güzel olmuyor açıkçası. Yani şöyle dökümlü olması gerekiyor. Son sırasının biraz daha yoğun örülmesi gerekiyor ki paça şu şekilde daralmasın. Bitiminde şöyle bir darlık oluyor. O da benim hoşuma gitmiyor. Zaten giyince de güzel durmuyor. O yüzden şu son sırayı mutlaka normal desenden daha yoğun örüyorum ki şöyle açık dursun. Bacak kısmının son şu kısım normal şort şöyle geldiği zaman bir açıklık olsun. O zaman güzel duruyor. Mutlaka şurada bir yoğunluk verin son sırada. Onu da zaten bitiminde göstereceğim. Şimdi ben bu paçayı da yuvarlak aynı buradaki desenleri takip ederek örüyorum. Şimdi son sıradayım. Yani şu paçanın son sırasındayım. Şu başlangıca 2 zincir bir tomurcuk yapıyorum. Doluyorum. Gene aynı. Bir, iki, normal ikili trabzan ördüm. Bir tane bir kere dolayıp 3 kere de çıkıyorum ortaya. Dedim ya bir yoğunluk olması gerekiyor son sıradın. Şortun paçaların güzel durması açısından. Yoksa paçalar darlaşıyor ve hiç hoş durmuyor şort. Bu 3 kere çıktığımız trabzanın üzerine bir tomurcuk yapıyorum. Tekrar 2 trabzan ortaya geliyorum. Sık iğne. Onun da üzerine 2 zincir kaydırma yöntemiyle bir tomurcuk doluyorum. 2 trabzan doluyorum. Ortaya bir tane üçlü. 3 kere de çıkıyorum. 2 zincir kaydırma yöntemiyle bir tomurcuk ve 2 trabzan. Bu şekilde şu iki battığımız yere ortaya zincir çekmiyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. Ortadakini 3 kere de çıkıyoruz. Bir tomurcuk yapıyoruz. Gene sık iğnenin üzerine de bir tomurcuk yapıp sırayı bu şekilde bitiriyorum. Evet, şort bitti. Gayet şık bir model oldu. Şimdi ben sadece santim olarak ölçü veriyorum. Çünkü zincir, başlangıç zinciri olarak çok yanlış oluyor ölçüler. Herkes aynı ip bulamıyor, farklı ip kullanıyor. Tığ farklı oluyor, el farklı oluyor. Aynı ölçüyü yakalamak zor. Yani siz şu dediniz de biz aynısını ördük ama aynı ölçü olmadı dersiniz ve de haklısınız. O yüzden sadece ölçerek bedeninize, hatta şu şortun bacak kısmında bile bacağınızı ya da giyecek kimse onu ölçerek yaparsanız çok daha üzerinize oturan kıyafetler yaparsınız. Zincir sayısı önemli değil, başlangıç sayısı önemli değil. Önemli olan sizin aldığınız ölçü. Şimdi bu 38 beden. Şimdi sayıyı vereceğim ama bu sadece size bir fikir olsun. Başlangıç 196 zincir üzerinden ördüm. Zaten dümdüz. Şurada 18 santim bir ağ ördüm. 30 zincire denk geldi bende. Paçaları da ördükten sonra gayet basit bir şekilde şortu bitirdim. Gene basit bir kordon örüyoruz. Şortun ölçüsü gene söylüyorum. Basen ölçülecek. Basen üzerinden belki 10-20 zincir kadar eksik örün. Biraz yani basen ölçüsünden biraz eksik örün. Bel gene büyük kalacak çünkü düz ördüğümüz için. Bel gene biraz büyük kalacak. Bunu biz kordonlarla ya da lastikle. İçine lastik koyacaktım ben bunun. Fakat kalın bir ip olduğu için, yani orta kalınlıkta bir ip olduğu için beli çok kalın tutardı. Yani kaba bir görüntü olurdu. O yüzden yapmadım. Sadece örgüye kordon geçirdim.
Daha ince bir iple çalıştığımda özellikle streç iplerde mutlaka buraya lastikli örmemiz gerekiyor ki daha güzel dursun. Şimdi çok basit bir kordon yapıyorum. Önce fıstık yapıyorum ki kordonun ucunda bir kalın dursun diye 4 zincir çektim. En son zincire 1, 2, 3, 4. Şimdi ince bir kordon yapıyorum. Çünkü ben zaten düz geldiği için kalın bir kordon daha da açar beli. O yüzden ince bir zincirle kordonu örüyorum. Evet, yeterli uzunlukta ördüm. Şöyle biraz da ip bırakıyorum ki uçtaki fıstığı örebilmek için. Bunu şorta geçireceğim. Şurası bizim orta noktamız. Şöyle bu sabit kalacak. İki boşluk atlayarak takıyorum. İsterseniz sık sık da takabilirsiniz. Şöyle bir tane, yani bir tane boşluk var, iki tane de örgü var. Bu şekilde daha iyi oluyor. İstediğiniz sıklıkta takabilirsiniz. Şimdi ben bunu ütüledikten sonra son halinde göstermek istiyorum. Evet, hafif bir buharlı ütü vurdum. Gerçekten güzel bir şort oldu. Şimdi üst yeri başlayayım. Belirli bir yere kadar öreyim. Zaten aynı model öreceğim için uzun uzun videoya hiç gerek yok. Arttırma bölümüne gelene kadar ben büstiyeri örüyorum. Evet, büstiyeri şu göğüs kısmı başladığı yerde arttırmalar olacak. Göğüs kısmı şuradan artarak yukarı doğru örülecek. Aşağı yukarı bel ve göğüs başlangıcı yeri burası. 12 santim yükseklikte örmüşüm. Şimdi 38 bedende bel aşağı yukarı 70 santim. Onu baz alarak şöyle göstereyim ben ölçüsünü. Tam 70 santim. Tam 70 santim dümdüz bir parça ördüm. Bu göğüs başlangıcı ve bel arasındaki ölçü 12 santim örmüşüm. Şimdi bu sırada şu göğüs altına gelen 1-2-3. Motif. Şurada şuralarda şey yapıyoruz. Arttırma yapıyoruz. Başlıyoruz arttırmaya. Şu orta kısım büyüyor. Üçgen şeklinde genişliyor ve göğüs kısmını oluşturuyor. Göğüs de aşağı yukarı 88 santim filan 38 bedende. Şortu 38 beden ördüm. Tabii ki takım olduğu için göğüs de 38 beden örüyorum. Başlangıç, onu da söyleyeyim, 155 zincir üzerinden örüyorum. Sadece bir fikir vermek için söylüyorum. Buna çok takılmayın. O 155 zincire takılmayın. Kendi ölçünüzü kendiniz yapın. Evet, şimdi şu sırada, yani aslında şuradan ölçüyorum. 11 santimden sonraki sırada arttırmaya şuradan başlıyorum. 1, 2, 3 tane ördüm. Hemen şimdi arttırmaya başlıyorum.
şekilde oluyor. Normal battığımız yerlere değil, mesela şu ortaya sadece trabzan ve sık iğne. Trabzan ve sık iğne batıyoruz. Tam o noktaya bir kere daha şu yelpazeden örüyoruz. Boşluğa, şuraya batmam gereken sık iğneyi boşluğa batıyorum. Doluyorum. Hemen şu trabzanın üzerine bir tane daha şu yandaki yelpazeden yapıyorum. İki zincir, iki kere daha. Gene boşluğa, buraya değil, boşluğa batıyorum. Sık iğneyi tekrar olması gereken yere. Tekrar yelpaze. Şunlar normal. Şu yelpaze diyelim anlaşılsın. Sık iğne yelpaze, sık iğne yelpaze. Sık iğne olan yere tekrar yelpaze oldu. Boşluklara sık iğne yaptık. Yelpaze, boşluğa sık iğne tekrar. Şurada bir tane fazla battık. Hiç batmamamız gereken yere bir tane şu yelpaze dolgudan ördük, arttırdık. Şimdi ben bu sırayı devam ediyorum. 1, 2, 3 bitişe yakın. Şurada aynı arttırmayı göğsün diğer tarafında gene yapacağız. Diğer başa geldim. 1, 2, 3. Dördüncü de hemen şuraya sık iğneyi değil boşluğa yapıyorum. Örüyorum. Üzerini dolayıp şu direkt trabzanın üzerine iki zincir, tekrar iki trabzan. Normal örüyorum, boşluğa batıyorum. Şu sık iğne trabzan, sık iğne trabzan giden yere bir tane şu dolgulu trabzan yelpazeden örüyorum. Gene boşluğa batıyorum ve burada bir tane fazladan örmüş oluyorum. Yani arttırmış oluyorum. Gene normal örgüye devam ediyorum. Bunun üzerine 3 kere 3 sıra yani 3 yelpaze. Bir dolgulu örüyoruz. Bir sadece zincir çekerek örüyoruz. Şu dolgulu yelpaze modelinden 3 sıra örüyorum üstüne. 3 sıradan sonra tekrar arttırma yapıyoruz. Sıra sonunda şuraya bir sık iğne yapıyoruz ve sırayı bitiriyorum. Çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 zincir doluyorum. Bu sırayı normal örüyorum. İki zincir. Gene şurada boşluğa battığımız sık iğnenin üzerine arttırırken tekrar tepe noktasındaki boşluğa iki zincir. Gene şu boşluğa battığımız şu ortayı arttırmıştık çünkü. Oralara da normal örer. Diğer yerleri de ördüğümüz gibi örerek devam ediyorum. Şurada arttırmış olduk. Bunun üzerine normal giderek hem bu kafes çalışmalarını hem dolgulu yelpaze çalışmasını yaparak deseni yaparak 3 sıra örüyorum. 3 sıradan sonra gene aynı hizadan bir arttırma daha yapıyoruz. Şimdi
arttırdığımız yerle şurasıydı. 1, 2, 3 örüp tekrar arttırmanın dördüncü sırasında bir arttırma daha yapacağız. Biraz daha ayrıntı söyleyeyim. Şöyle devam eden yelpazeler, zaten şurada bir açılma oldu. Çünkü buraya biz fazladan ördük. Şöyle yelpaze, arada bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne olarak devam ediyordu. Buraları da yelpaze olarak devam ediyordu. Biz ne yaptık? İki yelpaze arasına şu bölüme bir tane fazladan, yani üç tane yelpazeyi yan yana örerek bir arttırma yaptık. Şurası fazladan ördüğümüz. O ördüğümüz sırayla birlikte 1, 2, 3, 4. sırada hemen şuraya da bir arttırma yapalım. Yeteri kadar ayrıntılı anlattım sanıyorum. Şimdi arttırma yapacağımız için bu tarafa geçmeden hemen boşluğa şu arttırmanın iki tarafına yelpaze örüyorum. İki zincir, iki trabzan, şu tepe noktasına bir sık iğne doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Arttırmamızı gene yaptık. 1, 2, 3. sırayı ördük. Arttırmayla birlikte 4. sırada geldik. Tam arttırdığımızın şu yelpazenin hem bir yan sağ tarafına hem sol tarafına hiç şu örgü gibi yapmıyoruz. Atlamadan peş peşe iki tane yelpaze örüyoruz. Ve şurada gene trabzanın üzerine bir sık iğneyle bağlıyoruz. İkinci arttırmayı da örmüş olduk. Bundan sonrası normal ördüğümüz gibi devam ediyorum. Göğsün diğer tarafında da aynı arttırmayı yapacağız. Şuraya kadar örmeye devam ediyorum ben. Yani diğer tarafa geldim. Tam arttırdığım yelpazenin tam hizasındayım gene. İki boşluğa. Şuradaki yelpazenin iki boşluğuna gene iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yelpazeyi örüyoruz. Tam tepe noktasına bir sık iğne doluyorum. Hemen dibindeki boşluğa gene yelpaze. Arttırmamızı yapmış olduk. Şimdi örgü normal devam edecek. Şuradaki açılmayı artık iyice fark ediyoruz. Şu göğüs kısmı oluşuyor. Gene burada arttırmadan sonra yani arttırma ile birlikte 3 sıra yapmıştık. Diğer arttırmaya kadar. Şimdi gene şuradaki arttırma ile birlikte 2 sıra daha öreceğim. 3 sıra olacak. Tekrar bir arttırma yapacağız. Şimdi 3. arttırmayı yapacağım. 1, 2, şuradaki yaptığım ilk arttırmanın aynısını 3.'ye uygulayacağım. Yani iki yelpaze arasında bir yelpaze örmüştük trabzanın üzerine. Sonra tepe noktasının iki boşluğuna arttırmayı yapmıştık. Şimdi gene aynı ilk yaptığımız arttırmanın aynısını yapıyoruz. Şu trabzanın boşluğuna, şu ilk boşluğa sık iğneyi örüyorum. Trabzanın üzerine yelpazeyi örüyorum. İlk arttırmadaki gibi.
gene hemen dibindeki boşluğa, yanındaki boşluğa bir sık iğne örüyorum ve şuraya bir arttırma daha yapmış oluyoruz. Şuradaki gibi. Bundan sonrası normal deseni örmeye devam ediyoruz. Buradaki işlemi buraya da yapacağım. Artık anlaşıldı zaten. Desene göre arttırma yapıyoruz. Bundan sonra ölçerek gittiğim için bundan sonra bir arttırma daha var. Gerekiyor mu, gerekmiyor mu onu ördükten sonra anlayacağım. 1 2 3 arttırma ile birlikte 1 2 3. Şimdi arttırıyoruz. 2 sıra daha öreceğim. Burada da 3 sıra örmüş olacağım. Eğer yeterli geliyorsa bu kadar arttırmam, arttırmayı bitireceğim. Gelmiyorsa bu 38 beden çünkü. Gelmeyebilir. Bir arttırma daha yapabilirim. Evet, bluzum ördüğüm kısımları basit olduğu için video çekmedim. Sadece şu orta ön ortaya 66 ilmek üzerinden sık iğne ördüm. Yani şu aralara sık iğne batarak 8 sıra ve 66 ilmek üzerinden ördüm. Şöyle üst üste gelecek. Şimdi düğmeleri var. Şöyle düğmelerini dikeceğim. Üç arttırma yapmıştım. Üç kere arttırmadan sonra kestim. Bir daha arttırmadım. Eğer ince bir iple örüyor olsaydım o dördüncüsü de gerekiyor olacaktı. Benimki orta kalınlıkta bir ip olduğu için üç kere arttırmam şurada üçüncüsü yeterli oldu. Üzerine iki sıra daha ördüm arttırmadan. İki sıradan sonraki üçüncü sırada da son sırasını, yani şöyle hem askının etrafından hem bluzun etrafından dolanarak yapacağım. O yüzden askıyı da ördüm. Şöyle göstereyim. Yelpaze, yani iki yelpaze, bir de ortadaki sık iğne, trabzan sık iğne olan bölüm. Şu bölümü tekrarlayarak 16 sayayım bir daha. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 sıra. Benim için 17 sıra yeterli oldu. Siz tabii kendi ölçünüze göre, her şeyi kendi ölçünüze göre yapacaksınız. Hiçbir şeye bağlı kalmayın. Ölçün, ona göre örün. Şimdi hemen askının başlangıcına geleyim. Şurada. Şurası arttırma hizasıydı. Hemen bir sonrakinden battım. Şurada olduğu gibi. Şurası. Buradan hemen başlayacağım. Şu ikisini öreceğim. Şu iki yelpazeyi örüp askısını çıkacağım. Şuradan hemen bağlıyorum ipi. İki trabzan. İki zincir. İki trabzan olarak yelpaze modelini örüyorum. Ortaya gene bir sık iğne doluyorum. İşaret olan yere şunu çıkartalım, artık gerekli değil. İki zincir, iki trabzan. Şu model üzerinden askıyı örmeye devam edeceğim. 1 2 3 4 5 çeviriyorum. Normal nasıl ördüysek bluzu o şekilde askıyı da örmeye devam ediyorum. Son sıra bitimi çeviriyorum, doluyorum, hemen sık iğne üzerine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan.
Bu şekilde bluzun tamamını nasıl ördüysek aynı deseni sadece iki yelpaze deseni olarak şöyle örüyoruz. Şöyle yakından da şöyle tutarsam daha iyi anlaşılır. Araya 1, 2, 3, 4, 5 yelpaze deseni bırakıyorum. Altıncısının hemen trabzanından, bir önceki trabzanından birleştirme yapıyorum. Şurası koltuk altı, sırt. Şimdi ben bu askıyı da örüp de yerine dikerken de göstereceğim zaten. Yalnız şunu benim bitirmem gerekiyor. Gene şurada olduğu gibi 17 sıra örüp askıyı bitiriyorum. Askı bitti. Şimdi burada yaptığımın aynısını burada da yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane koltuk altında bırakıyorum. Altıncının hemen şu aradaki trabzana tam karşılığına dikmeye başlıyorum. İlmekleri tam birbirinin karşılığına getirirsek bu şekilde tam örtüşmesi gerekiyor ilmeklerin birbiriyle. Küçük bir dikiş zaten askı ve bitti. Hemen burada tığla arada kaybedeceğim ipleri. Bu da bitti. Şöyle ben ilik açmadım çünkü ilik açmadan şöyle diktiğim zaman ortayı germe olmadığı için şuraları ilik açıldığı zaman düğme içine geçince şuraları biraz açık açık kalıyor. Bunu engellemek için şurasının düz olması için çünkü germiyor da giyildiği zaman gerek kalmadı ilik açmaya. Gayet hoş oldu. Şöyle düğmelerini de bu şekilde dikip bluzu bitireceğim. Zaten şortunu da bitirmiştim. Son haliyle manken üzerinde de görselini çekeceğim. Şu kenar örgüsünde hemen başlayayım. Onu da göstermiş olayım. Şu sonradan yaptığım sık iğnenin üzerinden başlıyorum. Örneğin aynısını yani şu yelpaze olan kısmını son sıra olarak örüyorum. Üzerine doluyorum. Şu araya iki sık iğne. Sonrasına batıyorum. Normal deseni örüyorum. Yalnız normal deseni değil, yelpaze örüyoruz fakat 5 kere batıyorum. Yani arada o iki zinciri yapmıyorum. 3 4 5 şuraya birleştiriyorum. Doluyorum. Buraya gene 5 kere batıyorum. Son sıramız bu. Kastırmadan yapmamız gerekiyor. Ne çok fazla gelecek örgü, ne de sıkacak az gelecek. Tam ortasını, tam güzel bir tansiyonda yapmamız gerekiyor ki
bluz şekil değiştirmesin. Gerçekten bu son sıranın bayağı bir önemi oluyor. Gene 5 kere. Doluyorum. Sık iğne üzerine gene nasıl örgüyü yaptıysak devam ediyorum. Şu göğüs kısmını bitirdim. Tam askıya başlayacağım yerdeyim. Aynı şekilde askının etrafını da örüyoruz. Doluyorum. Köşeye. Gene aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 3 4 5 sabitliyorum. Doluyorum. Tekrar. Örgüyü şöyle tutun. Sıkmasın. Çok da volanlı olmasın. Fazla gelmesin yani. Bu şekilde askının da etrafından geçerek sırt bölümünü de tamamlayıp diğer askının üzerinden geçip şu diğer göğsün yani orta ön ortanın ucunda bitiriyoruz örgüyü. Sonra da iç askının iç kısmını da örüyoruz aynı şekilde ve büstiyer ya da bluz ne diyorsak artık bitiyor. Evet, büstiyer de bitti. Düğmelerini diktim. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi bu 38 beden. Yalnız ben giyecek kişiye göre ölçüp yaptığım için 38 beden olsa da göğüs kısmı 75 beden olduğu için 38'den biraz daha düşük tuttum şu kısmı. Yani bir fikriniz olsun diye 43 santim. Şöyle 43 santim olmuş göğüs kısmı. Yüksekliğinde yani bir fikir olması açısından vereyim. En yüksek yerinden 29 santim. Hani 38 beden öreriz, 36 beden öreriz ama göğüs size ya çok büyük olur ya çok küçük olur. Bu da bedende sapmalar olur. Yani giydirirseniz olmaz. Mutlaka bir tarafından fire verirsiniz. O yüzden hem baseni hem göğsü tam oturtun ki kıyafet bedene göre olsun. O yüzden çok fazla verilen sayılara takılmayın. Siz kendi ölçünüzü ona göre örün. Şimdi şort tam 38 beden. Manken üzerinde giydirdim. Videosunu çektim. Kısa bir video. Bunu da videoya ekleyeceğim. Orada da göreceksiniz. Biraz büyük geldi. Çünkü manken 34 beden. Bu da 36 ve 38 beden olduğu için biraz şu bel kısmına falan fazla büzdürdüm oturması için. Yani bunun büyük olduğunu sanmayın. Bizim mankenimizin size'ı küçük. Şöyle 44,5 45 diyelim. 45 santim. Yüksekliği de 25 santim. Bu benim ölçüm. Siz kendi ölçünüze göre öreceksiniz. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka ürünlerde görüşmek üzere.